Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan alanda adı ve parsel numaralı belirtilen arsaların satışın yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Evet. Taleple ilgili görüş bildirmek isteyen olmadığına göre talep. Buyurun. Ayrı ayrı yapılacak satışlar. Her bir parsel ayrı ayrı yapılacak. Tabii evet, toplu çıkmıyor burada. Başkanım, evet. Burası tarımda tekniker yetiştirme okulu olarak yıllarca hizmet vermiş bir tarım alanı. Evet. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buranın tarım alanının, hele özellikle de ziraat okulu arsasının, arazisinin bu şekilde parçalara bölünüp satılmasına kesinlikle ve kesinlikle karşıyız. Bu konuda yöre halkından da açılacak davalar var. Yani bu arsaları alacak şahısları da ben buradan uyarıyorum. Yarın bir gün iş tersine dönebilir. Yani bunu satmanız çok makul ve mantıklı değil. Anlaşıldı. Şimdi bu satışla ilgili olarak kamuoyunun da açıklama bilmesi gereken bazı hususlar var. Ali Bey, bu konuda bir açıklama yaparsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, ilgili alan ilk planlamayla 1996 yılında kamu kurum alanı olarak planlanmış bir alan. Ses Ali Bey, mikrofonu açın. Ali Bey, maskeyi de çıkartırsan. Maskeyi de çıkarıverirseniz daha net anlaşılacak. Evet, bu ilgili alan Güneşli mahallemizdeki 1974 yılına kadar bölge halkının tapusuz olarak kullandığı, daha sonra tapulamayla maliye hazinesi adına geçen ve 1996 yılında da kamu kurumu alanı olarak planlama yapılan bir alanı ifade alan görünümündedir. Burasıyla ilgili olarak daha sonra 98 adet parsel, tek parsel 998 bin metrekarelik parsel olarak tescil olmuş maliye hazinesi adına ve o zaman 85 yılına kadar da ziraat lisesi olarak kullanılmış. Fakat ondan sonra herhangi bir talep olmadığından dolayı okul kapanmış ve atıl vaziyette kalmış. İçinde metruk, değişik faaliyetler yürütülmüş, yanmış, yıkılmış bir alan. Daha sonra yine burası değişik amaçlarla kullanılmış bir alan. Hiçbir şekilde cinsi olarak tarımla alakalı herhangi bir ifade bulunmamakla beraber 2018 yılında belediyemizce kentsel dönüşüm ve gelişme rezerv alanı olarak talep edilmiş, onaylanmış ve en son ilgili alanın değişik kurumlardan Tarım İl Müdürlüğü de, Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere görüşler alınmak suretiyle plan değişikliği yapılmış ve şu anda parselasyonu tamamlanmış ve satış için hazır hale getirilmiştir. Buyurun. Bir dakika Mustafa Bey. Başkanım, biz buradaki bütün parsellerin tapu kayıtlarını, edinimleri tescil bölümlerine bakarak satış ve burayla ilgili hükmen tescilden başka herhangi bir edinim şekli bulunmamaktadır. Herhangi bir bağış görünmemektedir. Tamamı hazine adına ya hazine satın almış veya hükmen tescilli almıştır. Evet, Ali Bey net açıklamalarda bulundu. Soru var mı başka arkadaşlar? Sorudan ziyade bir açıklama da benden gelecek. Tahmin ediyorum 495 bin metrekare, değil mi? İmar konut alanı açılıyor burası. Başkanım, yaklaşık. 350-400'e yakın, evet, 400. Evet. Şimdi ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sorum olmayacak. Ben bir açıklama yapacağım. Değerli Meclis, bundan önce adı piyasada ne konuşulursa konuşun, Reşadiye'de bir parselden bahsedildi. Ballı villa dendi, şu dendi. Ben bunun üzerinde çok durmak istemiyorum. Bakın, bir rakama satıldı. Toplu satıldı, tek satıldı. Başkan Bey de o gün de söz vermişti. Bugün de teyit oldu. Burası tek tek satılacak. Bazı şeyleri tekrar tekrar sormak beni rahatsız ediyor. Üzerinde dururum, gününü beklerim ama orada satılan yerler ortalama 100'er bin liraya gitti, 90'er bin liraya gitti. Sonra piyasada daha yüksek rakamlara dolaştı. Burasında da değil. Eğer Kayserliysek
biz bir yeri imara açıyor isek, eğer bu yerin bugün 100 bin liraya gidip sonra 300 bin liraya gideceğini göremiyor isek, yazık. Biz burada altyapısını, ulaşımını, sosyal alanlarını en azından cazibe merkezini oluşturmadan biz burayı satarsak yine burası komik rakamlara gidebilir. Belediye buranın ulaşımıydı, yaklaşımıydı, parkıydı, bir süslemeli yani, bir kutu gibi süslemeli yani. Bir mağaza leblebi satıyor, biri de leblebi satıyor. İkisinin arasında bir bakıyorsun, kutuluyu alıyorsun. Onun gibi altyapıya harcayacağımız paraları buraları satar isek, bakın o ballı villa diye söylenen yerlere yeminle söylüyorum, belediye ben mensubu değilim ama çok arkadaştan duydum, 20 milyar elimize para geçti oradan. Vallahi 10-15 milyar altyapısına para gidecek. Niye sattık? Burayı da o hale getirmeme adına bence bu çalışmalar yapılıp encümene öyle yetki verilmeli. Ben biliyorum bu yetkiyi aldı encümen, yarın satışa çıkacak. Tek tek satmayı da bize bak gördünüz mü? Tek tek sattık diyeceğiz. Yetmez. Tek tek de satacağız. En iyi rakama da satmamız lazım eğer satılacaksa. Ama bu altyapısının yapıldığını ben görmüyorum. Onun için ben bu ikazda bulunuyorum. Önce altyapısı, sonra buranın satılması gerekti diye kanaatimizi bildiriyor. Sağ olun. Yetki talebine oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.